Netice itibariyle biz de bu okulun müdürüyüz herhalde. Cidden keşke olabilseydiniz. Afet Hanım itfaiye yolda geliyor, ambulansı da aradım. Oğlum Kerem, abi bu yeniler niye çıkmıyor ya? Onun başlarına bir şey gelmiş olmasın? İnşallah gelmemiştir abi. Çıkın abi ya, çıkın artık ya. Oğlum yürü, yürü, yürüyün aşağıdan bakalım. Abla aşağıdan bakalım. Gel gel gel. Afet Hanım, bunu yapmayın lütfen.
yukarı çıkalım, yukarıda bekleyelim çıkışlar. Valla hep o katalitik yüzünden oldu abim. Katalitik olmayaydı hiç bunlar olmayacaktı ya. Nasıl yakar katalitik ortalığı? Bilmiyorum abim ya. Tutuştu herhalde. Ben boşları toplamaya gittiydim. Sonra geldim. Böyle bir yangını senin gibi gerizekalını çıkaracağını düşünmek lazım. Valla kazaydı diyorum abim ya. Yoksa ben sizin gibi yüce bir insanın yüce okulunu nedir yakayım abim ya. Kız! Zerzekeri! Ayrıca bunu kimsenin yanında söylemeyeceksin, anlaşıldı mı? Anlaşıldı abim, söylemem. Hadi bari yürü, sen ayetliyiz ya. Allah Allah, püskürtü süre geçin. Hala duruyorlar ya. Ya kardeşim, koşsanıza ya, hadi ya. Lütfen sorunuza geçer misiniz ya, lütfen. Koş, 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 koş. Allah'ım yarabbim ya, amirim gelecek diyorum ya. Düz geçin işte ya. Beyler, ben size bir şey söyleyeyim mi abi? Biz bu çömezleri hiç kurtarmayacaktık ha. Onlar böyle boğulup gideceklerdi. Böyleleri insanı iyilikten soğutur be. Biz yapsak gam yemeyeceğim de. Rahat olun beyler, rahat olun. Biz öyle bir şekil koyarız ki bu sefer biz bile kurtaramayız onları. Şükrü abim geliyor. Herkes püskür püskür süre gitsin. Eksilere bak, eksilere bak. Sevgili mini mini birler, çalışkan ikiler ve kundakçı üçler. Dün hepimiz için kötü bir gün oldu. Avrupa'nın incisi, Boğaz'ın birincisi Rıdvan Kanat'ta yangın. Ben müdürünüz olarak değil, bir arkadaşınız olarak
söylemeye utanıyorum ama kendi canımı feda ederek can kaybına engel oldum. Sorun şu ki okulumuz bu yangında sadece manevi değil maddi zarar da görmüştür. Siz vefakar öğrencilerle birlikte bu hasarı el birliğiyle karşılayacağız. Güzel. Demek ki itiraz etmiyorsunuz. Aferin. Hadi bakayım sırtlarınıza. Hadi bağırıp yürüyün hızlı hızlı. Koş 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 koş. Masraf çok, para yok. Başka bir deyişle para yok ama masraf çok. Ya ben nereden para bulacağım Allah aşkına ya? Her şeye lazım para. Para, para, para. Selam. Bu odadan birisi sanki kulağımı çınlattı gibi geldi bana. Hoş geldiniz Sevda Hanım. Ben pek hoş olmasam da. Bu badireyi de atlattığınıza göre artık bana bir yeni yıl hediyesi alırsınız herhalde. Hoppala. Sevda Hanım, siz ne diyorsunuz? Yangın yanmış, ben mahvolmuşum. Siz de üstüne tüy diker gibi gelip benden hediye istiyorsunuz. Demek bu yangının faturasını benden çıkartıyoruz. Ha, sevgili kocacığım, bana bakın. Hele bana yeni yıl hediyesi almayın. Bakın yeni yıla nasıl alev alev giriyorsunuz. Ama Sevda Hanımcığım. Ayrıca bu yeni yılı evde geçirmeyeceğiz. Dışarıda kutlayacağız. O kadar. Bittim ben şerefsizim. Mahvoldum. Hadi gençler. Yopuk kızarmış koplekten yemek isteyen. Ya abi şu yanmış şeyleri ısrarla kitlemeye çalışıyorsun bize ya. Biz zaten yanmışız en kömüründen. Harbi ayıp benden abi ya. Harbi ayıp ediyorsun ya. Utanmasan şunları kebap diye yutturacaksın bize. Şimdiki şöyle oluyor gençler. Tamam kabul ediyorum. Biraz yanmış olabilirler ama vallahi nefis kokuyorlar ya. Benden abi başka zaman olsa gülerdik ama senin şu haline bile gülemiyoruz. Ne varmış ki benim halimde ya? Abi muhtemelen o tostu yediğimiz an biz zehirleniriz. Sen o yüzden ötede bayıl. Ya aslında gider ayak böyle en iyi anlamışlarından bir gofret alırız. Ne bileyim meyve suyu falan da uyar değil mi? Ya şimdi o da moralimiz bozuk diye abi. Şimdi sen bize hani aşağıdan böyle yanmamış gazoz, çikolata falan böyle yarı fiyatına yaparsan öyle bir şekil olabilir yani. Yarı fiyatına? Madem öyle yapalım olsun geçsin değil mi? Yanmış kantinin malları bunlar. Hadi bakalım dumping yarı fiyatına. Yarı fiyatına geçti. Evet arkadaşlar. Bugün çok önemli ve büyük bir karar vermek için burada toplanmış bulunuyoruz. Biz her ne kadar eğitim eğitim diye yırtınsak da bazı insanlar hiç değişmiyor. Öyle değil mi Cumhur Hoca? Ortada bir suç varsa mutlaka cezasının verilmesinden yanayım son tahlilde. Ben kurulumuzun en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Hidayet Hoca? Efendim şeriatın kestiği parmak acımaz. Bir suç varsa cezası verilir elbette. Emin Hoca? Benim oyumun rengi belli. Boş konuşmak yerine bir an önce oyumu kullanıp işimin başına dönmek istiyorum. Evet, bu aile terbiyesi almadan büyümüş çocuklara verilecek en uygun cezanın okuldan atmak olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar beni söz hakkı vermeye değer biri olarak görmeseniz de ben söyleyecek bir şeyim varsa daima söylemişimdir. Diyeceğim şimdi burada ne karar verirsek verelim yapılan şeyin ki eğer yapıldıysa yanlış bir şey olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Ayrıca her iki tarafı da dinleyip mümkünse ondan sonra karar verelim. Efendim her şey açık seçik ortada. Daha fazla tartışmanın bir gereği yok. İyi o zaman çocukları çağıralım. Menan! Buyurun amirim. Çocukları içeri al. Baş üstüne amirim. Gençler! Gelin bağırın. Buyurun. Yavaş yavaş geç geç geç.
Önce sizi dinleyelim. İşimizi zorlaştırmadan itiraf ederseniz bize de zaman kazandırmış olursunuz. Öğretmenim, biz dışarıda arkadaşlarımla konuştuk. Ne söylesek boş. Yani ne desek inanmayacaksınız zaten. Yani kurulun kararına saygılısınız. Evet. O zaman gel. Öğretmenim, müsaadenizle bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Evet, söyleyebilirsin, seni dinliyoruz çocuğum. Bu işte arkadaşlarımızın hiçbir suçu yok. Ama aranızdan bir arkadaşınız öyle demiyor. Hocam, arkadaşımız dumandan etkilendiği için bilinçsizleşmiş. Yani aslında o da hata yaptığının farkında. Öğretmenim, ben bir an boş bulundum. Yani ne yapacağımı bilemedim. Bu yüzden diğer arkadaşlarımdan da özür dilerim. Hem o gün sınavımız da vardı. O yüzden kendimizi içeriye biz kilitledik hocam. Hocam, onların gerçekten bir suçu yok. Gerçekten yok. Yıkılın karşımdan. Çektikleriniz size yeteri kadar ceza olmuştur. Bir daha karşıma gelirseniz sizi okullar atarım kerefsizim. Yıkın deve. Öğretmen, bize de müsaade o zaman yavaş yavaş. Değil mi? Madem gerçek ortaya çıktı. Kolay gelsin. Çocukla gidemeyeceğimize göre Sevda Hanım kesin bir çocuk bakıcısı isteyecektir. Semra, Ata, ben de yılbaşı gecesi çocuk bakıcısına para verecek göz var mı hiç? Yok tabii. Buyurun. Merhabalar Ami Bey, beni istetmişsiniz de. Sizi istettim çünkü bu yılbaşı gecesi sizi bize davet ediyorum. Ciddi misiniz? Buyurun lütfen. Şöyle bir düşündüm de yeni yıla girerken yanımda eğitimci bir meslektaşımın olması çok iyi olur diye düşündüm. Ve sizi seçtim. Ayrıca yılbaşı gecesi bize geleceğiniz için yalnız ben değil, Pakize Hanım da çok sevinecek. Tabii. Kesin git. Yani gelirim. Size böyle kocaman bir hindi pişirteceğim şerefsizim. Bur hoca da nerede kaldı? Bu saate kadar çoktan gelmesi lazımdı. Hadi bakalım babası. Madem bir bakıcı tutmadın, bu gece çocuğa sen bakacaksın. Tamam, bakarım canım. Bakarım tabii. Neden bakmayayım ki? Aman da iyi güzelim olmuş benim yavrum. Aman da babasının güzeli. Yeni senelere mi giriyormuş benim güzel kızım? Cumhur hoca geldi galiba. Yeni yıla kiralım. Sen de nereden çıktın ya? Size yılbaşı hamsisi getirdim. Cemal Bey hoş geldiniz. Buyurun şöyle geçin. Hoş bulduk Sevda Hanım. Ben şöyle bir geçeyim. İyi geceler abi. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Cumhur Hoca. Buyurun. Sen ne arıyorsun buraya? Gidecek başka yer bulamadın mı? Yüzsüz herif. Sen ne arıyorsun burada? Titrek hamsi. Biz bugün davetliyiz. Biz de davetliyiz herhalde. Kafamıza göre gelmedik değil mi? Evet, vakit de geldi artık. Ne vakti? Siz rahatınıza bakın. Bizim son anda bir programımız çıktı da. Program mı? Ucunuz birden sahne mi alacaksınız? Yok canım, öyle bir şey değil. Sadece küçük bir iş. Ama bu arada Pakize Sultan sizinle kalacak. Maması dolapta. Suyu ısıtırsınız, içine de 5 kaşık mama koyduğunuz zaman bu iş tamamdır. Merak etmeyin siz. Şartla olgunlaştığına göre o kadarını beceririz artık. Hadi biz gidiyoruz. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tastana, dandini dandini tastana, hamsılar girdi bostana, hamsılar girdi bostana. Bolma Cumhur Hoca'yı, bolma Cumhur Hoca'yı, hamsini yemez lahanayı, hamsini yemez lahanayı. Ya manyak mısın sen be adam?
Ne karıştırıyorsun beni bostana hamsiye falan? Ne güzelsin ya, uşağı uyutmak için karıştırdım da. Ya ya, hiç öyle uyur mu altını değiştirmeden? Madem o kadar çok iyi biliyorsun, al sen değiştir o zaman. Daha ben demin mamasını vermedim mi, uyanık. Baba bak, benden öyle uyanık muyanık konuşma. Bebeğin yanına kötü konuşturma beni güzel yılbaşı gecesi. Esas sen dua et, yılbaşı gecesi diye elimi bulaştırmıyorum sana. Senden yarın görüşeceğim. Görüşeceğiz. 2005'i bekle. Bekliyorum.